Sevgili dostlarım merhaba. Bu videomuzda sizlere ölüm anında resmi evli sağ kalan eşin miras payından bahsedeceğim. Fakat bu durum ölenin öldüğü tarihe göre değişiyor bu miras payları sağ kalan eşin. Dolayısıyla da bu miras payları değişince sağ kalan eşin diğer mirasçıları da bu etkiliyor. Onların paylarını da etkiliyor. İşte lafı uzatmadan size eşten dolayı sağ kalan eşin miras payını ölüm tarihlerine göre izah etmeye çalışacağım. Şunu unutmayalım ki ölüm anına göre o an hangi kanun yürürlükteyse o kanuna göre miras payları veya miras belirlenir. Mirasın kuralları belirlenir. Bunu daha önce de örnek vermiştim. Mesela 4 Ekim 1926'da ilk defa Medeni Kanun yürürlüğe girmiştir Cumhuriyet'ten önce. Ama o tarihten önce ölenlerin mirasları hala Osmanlı kanunlarına göre yani İslam feraiz hukukuna göre taksim edilir. İşte bundan dolayı yani kanunların değişmesinden dolayı da ölümü anındaki yürürlükte olan kanuna göre de mirasta sağ kalan eşin miras payları da değişiyor. Bu konuda 3 dönem var. Birincisi demin de söyledim 4 Ekim 1926'dan itibaren yürürlüğe giren 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 444. maddesinde sağ kalan eşin miras payı belirleniyor. İşte bu 23 Kasım 1990 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle değiştirildi. Dolayısıyla o döneme kadar ölenler için ve sağ kalan eş için uygulanan bir hüküm var. O tarihten sonra ölenler için ayrı bir hüküm var. Fakat bu kanun da yürürlükte kalmadı. 1-1-2002 tarihinden itibaren yeni medeni kanunumuz, hala da yürürlükte olan yeni medeni kanunumuz yürürlüğe girdi. Bu nedenle de 23 Kasım 1990 ile 1-1-2002 arasında ölenler için de ayrı hükümler uygulanması gerekiyor. Miras payları buna göre belirlenmesi gerekiyor ve 1-1-2002'den sonra ölenlerin yani sağ kalan eşin de miras payları değişiyor. Hemen ben konuyu uzatmayacağım. Genel bilgileri vereceğim. 23 Kasım 1990 tarihinden önce ölenlerin sağ kalan eşlerinin miras payları şöyleydi. Eğer bunların çocuğu varsa yani ölenin çocuğu varsa miras bırakanın çocuğu varsa alt soyu diyoruz işte çocuğu çocuğunun çocuğu yani torunları var ise bu durumda sağ kalan eşin iki tane seçimlik hakkı vardı o tarihte ölenlerin sağ kalan eşlerinin. Birincisi ya mirasın 1/4'ünün mülkiyetine tercih edebilirlerdi veya mirasın bütün miras malının 1/2 yani yarısı üzerinde intifa hakkı, kullanım hakkı tesis ettirebiliyorlardı. Bunu tercih edebiliyorlardı. Şayet bunlar yok diyelim. Çocukları yok, alt soyu yok. Bu durumda ne yapıyor? Anne babayla veya anne baba da yoksa onun çocukları, kardeşler, kardeşler yoksa kardeşlerin çocuklarıyla ikinci zümreyle bir mirasçılığı söz konusu oluyor sağ kalan eşin. Bu durumda seçimlik hak değil. Bu durumda sağ kalan eş hem mirasın 1/4'ünü alıyor hem de tüm mirasın 1/2'sinin yani yarısının intifa hakkını alıyor. Burada seçmesine gerek yok. Direkt ikisini birden alıyor. Diyelim ki anne baba da yok, kardeş de yok. O zaman üçüncü zümre dediğimiz büyük baba, büyük annene beraber veya onun alt soyları yani dede veya nene diyelim halk tabiriyle. Bunlar varsa var, yoksa onun alt soyu yani dayılar, amcalar, halalar, teyzeler veya bunların çocuklarıyla eğer miras çıkalıyorsa sağ kalan eş bu durumda tüm mirasın mülkiyetinin yarısını alabiliyor artı 1/4'ünün de intifa hakkını alıyor. Yani her ikisini de birlikte alabiliyordu bu 23 Kasım 1990'dan önce vefat edenlerin sağ kalan eşleri. Hala bu durumda olan varsa ve miras paylaşılmamışsa hala bu kanun hükmüne göre sağ kalan eşin miras payı bu şekilde belirleniyor. 23 Kasım 1990 ile 1 Ocak 2002 arasında vefat edenler için ise farklı bir uygulama geldi. Çünkü bu kanun değişikliğiyle yani 23 Kasım 1990'da yürürlüğe giren kanunla sağ kalan eşin bu intifa hakkı kaldırıldı ama başka bir değişiklik geldi. Onu da izah edelim. Diyelim ki
Bu tarihler arasında vefat etmişse diğer eş ve sağ kalan eş de miras bırakan alt soyuyla birlikte mirasçı ise bu durumda mirasın 1/4 mülkiyet olarak artık intifa hakkı yok, kanunla kaldırıldı, 1/4 alabiliyor. Şayet çocuk yoksa o zaman anne babayla kalıyor. Yani ölenin anne babası, o da yoksa ondan alt soyu, demin de söylemiştim, kardeşler, kardeşlerin çocukları bu şekilde miras paylaşılabiliyor. Bu durumda sağ kalan eşin miras payı 1/2. Yani bütün mirası yarısını alır. Diyelim ki bunlar da yok. Hiçbiri yok. O zaman büyük baba, büyük anne, yani dede nene kalıyor. Dede nene eğer var ise o zaman sağ kalan eşin miras payı 3/4. Yani %75'ini alır. %25'ini de büyük baba, büyük anne alabiliyor. Fakat burada dikkat ederseniz bundan sonra alt soyu demedim. Bunların alt soyları, yani amca, dayı, hala, teyzeye miras verilmiyor. İşte bakın, kanun değişti, ölenin tarihi değişti, ölüm tarihi değişti ve kural da değişti. İşte bakın, bunların çocukları, yani amca, dayı, teyze, hala veya bunların çocukları alamıyor. Ama 23 Kasım 1990'dan önce vefat etseydi onların bu miras hakkı var idi. Ve nihayetinde 1 Ocak 2002'den sonra vefat edenlerin miras payları da tabii ki şu an hala yürürlükte. Eğer yine alt soy varsa miras bırakanın, o zaman bu çocuklarla birlikte ise sağ kalan eş 1/4 mülkiyet alıyor. Şayet çocuk yok ise, ikinci zümreyle kalıyorsa, anne baba ve kardeşlerle kalınıyorsa, yani alt soyu, anne babanın alt soyuyla mirasçı kalmışsa sağ kalan eş, mirasın yarısını, 1/2 alır. Bunlar yok ise tabii ki o zaman demin bahsettiğim gibi büyük baba, büyük anne, yani dede, nene diyelim halk tabiriyle, bunlar veya alt soylar. Bakın 1 Ocak 2002'den sonraki kanun değişikliğinde tekrar bu hak verildi. Eğer dayı, teyze, hala, amca var ise bunların tekrar miras hakkı oldu. Yani 23 Kasım 1990 ile 1 Ocak 2002 arasında ölenin amcası, dayısı, halası, teyzesi veya bunların çocuklarının miras hakkı yok. Ama bu tarihten önce ve bu tarihten sonra ölenlerin amca, dayı, hala, teyze veya çocuklarının miras hakkı var. İşte buna göre bakın, kanun değiştikçe ve ölüm tarihi de değiştikçe miras bırakanın kanunları da değişmiş oluyor. Miras payları değişiyor. Mirasın alınacak paylar veya miras hakkı da ona göre ya var oluyor ya da yok oluyor. Bunun için miras taksimi yapılırken, yani miras paylaşımı yapılırken bu tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor. Buna göre yani mirasın belirlenmesi gerekiyor sağ kalan eş için, ki öbürlerini de etkiliyor demin anlattığım gibi. Peki, bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler. Onun ayrı bir videodur. Aracın tam... Çünkü içerisindeyiz. Sevgili dostum. Ve bunu da o mal alırken katkıda bulunmuşsa... Avusturya'da yaşayan... İşte o zaman hakkının ihlal edildiği... Açık açıklaşması vardı bu sözün. Bak bu bak. Daire başkanlığı yok. Buradaki yerleşiklik, yani kâh. Ne denen? Ne? Şöyle işte bak. Kapsayacak şekilde.